Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir mekmaklı ifadeyi işleyeceğiz. Bu mekmaklı ifadede diğer işlediğimiz get ve take mekmaklısı gibi, yani ikisinin de anlamı almaktı ama bildiğiniz gibi bir sürü farklı anlamlar çıkarmıştık. Şimdi ne işleyeceğiz? Bakalım. Sıradaki mekmaklımızın adı make. Yani genel olarak bizim bildiğimiz yapmak. Ama yapmak anlamının dışında zilyon tane anlamı var. Ne yapacağız? Tabii ki hepsine bakamayız. Çünkü hepsine bakmaya kalksak burada sabaha kadar make'i anlatırız. Ama sadece belli başlı kullanımlarına bakacağız. Yani genel olarak en çok nerede kullanılıyor ona bakacağız. Haydi bakalım. Şimdi make'in genel olarak kullanılım alanlarını böyle cümle içerisinde yazdım. Şimdi make'in anlamı yapmak dedik ama sadece yapmak anlamı yok. Şimdi tek tek cümleleri okuyalım, çevirelim ve ne tarz cümlelerde, nerede, ne ile beraber ve niçin kullanıldığını anlamaya çalışalım. Şimdi ilk cümlemiz diyor ki I am making a wooden table. Wooden tahta, tahtadan demektir. Diyor ki ben yapıyorum, I'm making a wooden table, tahtadan bir masa yapıyorum. Yani burada yapmak anlamını tam olarak verdi ama do da yapmak demektir. İkisini karıştırmamalıyız. Neden? Çünkü do soyut bir şey yapmaktır ama make öyle bir yapmaktır ki bu ifadeyi kullanıyorsanız işiniz bittiğinde ortaya somut bir şey çıkacaktır. Aynı bir tahta gibi. Ama ev işi yapıyorsanız bu do ile kullanılır. Ev işi yapmak do housework. Ödev yapmak, do homework gibi ama ortaya somut bir ürün çıkıyorsa yapmak anlamından sonra biz ne kullanacağız? Tabii ki de make. Okay? Ne diyor? I'm making a wooden table. Oğlum tahtadan bir masa yapıyorum yani. Arkadaşın soruyor. Aga sen o kadar keresteyle ne yapacaksın? Hani niye kestin, yazık değil mi diyor. Oğlum sen ne diyorsun ki kardeşim, hani kırdığın masa var ya geçen hafta senin. He, I'm making a wooden table. Ben de tahtadan bir masa yapıyorum. Okay? Ne diyor bak? She will make some cake for you. Senin için, o senin için biraz kek yapacak. Yani buradaki yapmak anlamı pişirmek anlamıyla tam denk değil mi? Biraz kek pişirecek, biraz kek yapacak. Yani make'i ben pişirmek anlamında da kullanabiliyorum. Okay? Ne diyor bak? They are making breakfast. Onlar kahvaltı yapıyorlar ama... Burada kahvaltıyı yiyorlar demiyor bakın. Burada make'in kullanım alanı şöyle. Hazırlamak. Yani onlar kahvaltı hazırlıyor. Uf, çok acıktım ya. Hadi ya Ahmet oğlum, hadi ya. Vallahi çok acıktım, hadi yemek yiyelim artık ya. Ahmet de diyor ki kardeşim 2 dakika bir sabırlı ol ya. They are making breakfast. Hazırlıyorlar işte kahvaltıyı. Ne dedik? Bakın burada kahvaltı yiyorlar demiyor. Kahvaltı hazırlıyorlar. Yani make'in yapmak anlamı var. Değil mi? Pişirmek anlamı var. 3. Hazırlamak anlamı var. Bak taneler geliyor. She made it. Oğlum şu bizim mahalledeki yazık kız var ya, kanserde. She made it. Başardı be. Yürü be. İkinci haliyle kullanmış. Did ortaya çıkmamış. Yani başardı. Yani make'i ben başarmak anlamında da kullanabiliyorum. She made it. Oğlum başarmış lan. Duydun mu? Ah be, çok sevindim. She made it. Başarmak anlamında. She made it. Başardı ya. Ya da I made it. Başardım. Okay? Ya da I will make it. Başaracağım. Hate. Çekilin. Gibi make'i başarmak anlamında da kullanabiliyoruz. Sonra ne diyor? We will make a lot of money. Oğlum bak çok para yapacağız ha. Ne diyor? Burada make'i ben diyor kazanmak anlamında kullanacağım diyor. Bak çok para kazanacağız ileride. We'll make a lot of money. Oğlum çok para kazanacağız. Bak boş ver, gel girelim şu işe. Okay? Make'in anlamlarına bir tane daha ekledik. Başarmak dedik. Ardından bir de kazanmak dedik. Bak çok değişik bir kullanım daha. You can make a good mother. Şimdi ne diyor sizce burada? Sen iyi bir anne yapabilirsin. Olmuyor. Sen iyi bir anne pişirebilirsin. Olmaz. Sen iyi bir anne hazırlayabilirsin. Olmaz. Sen iyi bir anne başarabilirsin. Olmaz. Sen iyi bir anne kazanabilirsin. Olmaz. Burada make'in anlamı be.
Yani olmak arkadaşlar. Çok tuhaf ama bu şekilde kullanılıyor. You can make a good mother. Oğlum vallahi senden iyi anne olur aş. Kız. You can make a good mother. Vallahi senden iyi anne olur bak. Sen iyi bir anne olabilirsin. Burada dediğim gibi make'i olmak anlamında kullanabilmişiz. Ne diyor? They really made me pissed off. Pissed off böyle kafası atmak, çok sinirlenmek demek. Ne diyor? Onlar gerçekten kafamı attırdı. Beni sinirlendirdi. Anladın mı? Beni küplere bindirdiler. Bunu yaptılar. Ne diyor bakın? Nasıl kullanmış daha doğrusu? Make demiş. Ardından me. Sonra da pissed off. Kafası atmış. Onlar yaptı beni kafası atmış. Yani beni kafası atmış hale getirdiler. Mesela pissed off'u değiştirelim. Mesela they really made me happy. Beni gerçekten mutlu ettiler. Değil mi? Şimdi ne yaptık? Etmek anlamında da make'i kullanabiliyoruz. Bakın beni mutlu ettiler. Beni sinirli ettiler. Beni kafası atmış hale getirdiler gibi kızdırdılar, mutlu ettiler, üzdüler şeklinde. Böyle kullanabilirsiniz. Mesela they really made burada illa me kullanmak zorunda değilim. Mesela they really made you. Aga seni gerçekten mutlu ettiler ya. They really made you happy. Değil mi? Ya da buraya Ahmet yazabilirim, Ayşe yazabilirim. Ayşe'yi sinirlendirdiler, Ahmet'i kızdırdılar gibi de kullanabilirsiniz. Make'in tekrar ediyorum zilyon tane anlamı var. Ama en sık kullanılanlarını ben burada size özetlemeye çalıştım. Bunların dışında işte neler var mesela make an appointment, işte randevu ayarlamak vesaire vesaire. Yani aklıma o kadar çok şey geliyor ki şu anda böyle üst üste birikmiş yığın halindeler. Ama en çok kullanılanlar bunlar. Bence, kanaatimce. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Bu ara bir taşınma sürecindeyiz. İzmir'e taşınıyoruz. O yüzden çok yoğunum. Zaten gözlerimden belli oluyordur yorgunluğum ve yoğunluğum. İnşallah bu taşınma serüveni bitince daha sık videolarla karşınıza çıkmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.